Öncelikle hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Akisar'ımız uzun yıllardır yapılmayan alışveriş festivalimiz, esnaflarımızın, oda başkanlarımızın, derneklerimizin, halkımızın destekleriyle yeniden hayata geçiyor. Bilindiğiniz gibi ülke genelinde ekonomik olarak zor zamanlar yaşıyoruz. Esnaflarımız kepenk kapatıyor, vatandaşlarımız pahalılık sebebiyle diledikleri gibi alışveriş yapamıyor. Bu tüm Türkiye'yi kapsayan genel bir durum. Bu noktada neler yapabiliriz? Esnafımıza nasıl katkı sağlarız? Vatandaşımızı nasıl memnun ederiz, ekonomisini nasıl canlandırırız diye düşündük ve Akisar Alışveriş Festivali'ni yeniden hayata geçirme kararı aldık. Yıllar önce iyi niyet ile başlatılan fakat sürdürülemeyen bu festivali 23-26 Ocak tarihleri arasında tekrar başlatıyoruz. Amacımız ticari açıdan zor zamanlar yaşayan esnafımızın yüzünü güldürmek, indirimli ürünler ile halkımızı buluşturmak, şehrimizin ticari canlılığını artırarak kent ekonomimize katkı sağlamak. Esnaflarımızın reklamını festival boyunca bizler yapacağız. Bu festivali sadece Akisar merkezi olarak düşünmüyoruz. Çevre il ve ilçelerimize de davetiye yollayarak oradaki vatandaşlarımızla indirim fırsatları ile buluşturmayı düşünürüz. Bu sayede esnaflarımızın, tüccarımızın, vatandaşlarımızın yüzünü güldürürken bir yandan da dışarıdan gelen vatandaşlarımız ile Akisar'ımızın tarihini, turizm potansiyelini paylaşmak istiyoruz. Akisar hızla büyüyen bir kent. Bu sebeple bu tarz organizasyonların şehrimize hareketlilik kazandıracağını ve değer katacağını düşünüyoruz. Belediye Başkan Yardımcımız Ekrem Kayseri'nin başkanlığında oluşturulan komisyon toplantılarında esnaflarımızın, oda ve derneklerimizin görüşlerini alarak festivalimizi içeriğini oluşturduk. İndirim fırsatlarının, çekilişlerin yanı sıra eğlence dolu bir festival sizleri bekliyor. İçerikle ilgili bilgileri basın mensubu arkadaşlarımız ile paylaştık. Arkadaşlarımız da sizlere gerekli bilgileri verecek. Bu süreç içerisinde esnafımızdan ve halkımızdan gelecek fikir ve önerileri de açığız. Sonuçta bu etkinlik esnafımız ve vatandaşlarımız için yapılıyor. Ben bizimle uyumla çalışan ve desteklerini esirgemeyen Akisar ve Ticaret Sanayi Odamıza, Akisar Ticaret Borsamıza, Zeynep Gül'ün Mesleki Teknik ve Andolisimize, esnaf odalarımıza, derneklerimize, fikir önerilerinde bulunan esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ki festivalimiz amacına ulaşır, sadece 4 gün değil, çok daha uzun süre devam eder, halkımız ve esnafımızın yüzü güler. Tüm katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Başkanım, kim konuşmak ister? Buyurun. Ben başlayayım. Evet, saygıdeğer arkadaşlarım. En son 2015 yılında Akisar'da alışveriş festivali yapılmış. Dördüncüsü yapılmış o dönemde. 2015'ten 2020'ye 5 yıllık bir ara süreci var. Ocak ayında Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi 23-26 Ocak tarihleri arasında yine festivalle Akisar'ı buluşturuyoruz hep birlikte. Yine Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi ekonominin sıkıntılı dönemler geçirdiği zamanlarda esnafımıza, üyelerimize bir takım destekler vermek lazım. Bunların başında da bu tip faaliyetler gelmekte. Ben inanıyorum ki Manisa'nın tüm il merkezi olmak üzere ilçeleriyle birlikte bu festival döneminde Akisar'a İnsanlar aileleriyle birlikte gelecekler, alışverişlerini yapacaklar, keyifli zamanlar ve anlar geçirecekler. Çünkü burada bir takım etkinlikler var, verilen bir emek var, bir çaba var. Bunun sonucunda da Akisar hak ettiği kazancı sağlayacak diye düşünüyorum. Bu konuda biz Sayın Başkanıma gidip bu festivali birlikte, hep birlikte, borsamızla birlikte, diğer esnaf odalarımızla birlikte yapalım dediğimde bizi kırmadığı için, böyle bir etkinliğe ön ayak olduğu için kendisine teşekkür ediyorum. Hayırlısı olsun. İnşallah hepimiz için. Sağ olun. Başkanım. Öncelikle çok güzel bir organizasyonda emeği geçen herkese, tüm ekibe çok teşekkür ederiz. Evet, bu Akisar Alışveriş Festivali güzel bir fırsat olmuş. Buradaki esnafımız için de bir fırsat. Herkes için tanıtım ve tanışma fırsatı olacak. Tabii ki birazcık da birlik ve beraberliğin çok öne çıkacağı bir zamandan bahsedeceğiz. En önemli konu şu, herkes şunu düşünmeli ki biz burada kazandığımız
paraları burada harcamamız gerekiyor. Bazen bazı yerlerde, bazı AVM'lerde, bazı şehirlerde çok daha ucuza olduğunu düşündüğümüz alışverişe yapmak için o günleri beklediğimiz günlerdense değil, Akhisar'da bu günlerinde olabileceğini bilmek, bizim de bu şehirden parasını kazananların parasını burada harcayacakları bir günlere getirmiş oluruz. Herkesi bu duyarlılıkla bu festivale davet edin. Önemli olan burada güzel günleri herkese gösterebilirsek, hem tüketiciye hem bu işin esnafına, bunun da tekrarlarını yapmak bizlere de fırsat olmuş olur. Çünkü bu organizasyonlar kolay olmuyor. Bu komitedeki çalışan arkadaşlar bu işte çok ciddi uğraştılar. Öncelikle hepsine tek tek teşekkür ederiz. Çok zor bir iş yapılıyor. O kadar afişini astık oldu değil. Bu işin altında herkesi ikna etme gücü vardı. Bunun için emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Burada halkımıza da şunu anlatmak istiyoruz. Bu Akhisar bizim, Akhisar'a sahip çıksın. Bence çok güzel olacak. Emeği geçen herkese teşekkürler. Şimdiden de hayırlısı olsun. Biz de size teşekkür ederiz. Evet değerli arkadaşlar, Sayın Başkanım, Alışveriş Festival Komitesi'nin değerli üyeleri, basınımızın değerli temsilcileri, hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz Mehmet Başkan'ın dediği gibi 2015 yılından bu yana alışveriş festivali yapılmadı. Maalesef bazı sebeplerden dolayı bir ara verildi. Mesela 2013 yılında yaptığımız festival çok başarılı geçti. Bu 2020'de yapacağımız festivalin de çok çok daha başarılı geçeceğine inanıyorum. Değerli arkadaşlarımız, belediyemiz, komisyonda yer alan arkadaşlarımız her şeyi en ince noktasına kadar çok iyi değerlendirdi. Esnafımızın tam ölü ayı Aralık, Ocak, ya biliyorsunuz kış ayıyız. Tam esnafımızın durgun olduğu, işlerinin durgun olduğu bir ay. Ben bu festivalin esnafa çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. En azından biriken borçlarını ödeme açısından bir fırsat olacak. Esnafımız daha önceki festivallerden deneyimli. Özellikle Merkez Çarşı'daki esnafımız bu konuda çok deneyimli arkadaşlarımız. Tüm hazırlıklarını 23-26 Şubat'ta yapılacak festivalde endekslemiş durumdalar. Gerekli stoklarını da yaptılar. Halkımız adına çok büyük indirimler yapacağına da inanıyorum. Ben ayakkabıcı arkadaşlarımızla da, diğer esnaf arkadaşlarımızla da görüştüğümüzde, alışveriş yapamayan, işte ekonomik sıkıntı maalesef herkesin bildiği gibi ülkemizin içinden geçtiği bu durum mutlaka her bölgeyi de etkiliyor. Biz bu ülkede yaşıyoruz. Aksarımızı da etkiliyor. Bu alışveriş festivalinin bir nebze de olsa bir 2-3 aylık süre içerisinde esnafımızın yanından önünü açacağına, önümüzdeki dönemde de borçlarını ödeyerek ekonomik katkısı olacağına inanıyorum. Emeğe geçen tüm arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Konuşmak isteyen başkan. Ben tecrübeli siyasetçi olarak. Ben öncelikle belediye başkanımız Mesut Mutlu'ya ve ekibine böyle bir düşünce içine girdikleri için çok teşekkür ediyorum. Sözlerime de bu şekilde başlamak istedim bilinçli olarak. Şimdi geçmişte bu bir alışveriş festivali yapıldı. O günkü yapılmış olan festivalde, festival sonrası arkadaşlarımızı dolaştığımızda, arkadaşlar memnun musunuz dediğimizde, arkadaşlarımız bize, esnaf arkadaşlarımızı kastederek konuşuyorum, memnuniyetlerini bize getirdiler. İnşallah verilmiş olan emek ciddi bir emek. Burada komisyon toplantılarına katıldık. O zaman da komisyon toplantısına katılmıştım, bu işin içindeydim. Ve ciddi bir çalışma oldu. Ve bu alışveriş festivali bittikten sonra inşallah belediye başkanımız ve diğer arkadaşlarla, oda başkanlarımızla birlikte üyelerimizi dolaştığımızda bizim arkadaşlarımız, esnaflarımız iyi ki yaptınız. İnşallah. Allah sizden razı olsun dedirtebiliyorsa onların mutluluğu bizim mutluluğumuz anlamına gelir. Hasan başkanımın da, Alper başkanımın da söylediği gibi piyasanın en durgun olduğu bir dönemde, özellikle bu tarih bilinçli olarak seçildi, onun da bilincindeyim. Üniversitelerin talebelerimizin geriye dönerken de, okullarına geriye dönerken de yapacak olduğu alışverişleri Akhisar'dan yapmaları, Akhisar ekonomisine bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Burada köylerden gelecek, çevre ilçelerden gelecek olan arkadaşlara da
ilçeden gelecek olan belediyelere de örnek olmak adına Akhisar Belediye'mizin yıllar sonra tekrardan böyle bir girişime bulunmasından dolayı ben Besim Başkanımıza, Oda Başkanlarımıza, ekibine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Ben de abi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Programı incelediğimizde artık Akhisar'ın gerçekten yavaş yavaş bir marka şehir olmaya başladığını, marka şehir olarak yapılan teşviklere, düşüncelere Akhisar esnafının da katılmaya başladığını görüyorsunuz. Çok hoşuma gitti. Yani esnaf burada artık indirim yapmaya başladı. Bu demek ki artık oturdu veya oturacak olan bundan sonraki festivallerinde daha büyük bir şekilde önünü açacak olan bir benim için göstergeydi. 5 yıl sonra oldu. Esnaf sıkıntılı dönemde geçiyor. Ekonomi sıkıntılı bir dönemde geçiyor. Gerçekten bunu düşünüp de bunu uygulayıp da ekibiyle beraber esnafın önünü açan Besim Başkanıma da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bizler için önemliydi. Esnaf için önemliydi. Ekip arkadaşlarına tekrardan teşekkür ediyorum. Güzel bir festival olacağını ve bundan sonra da katılımın eskiye nazaran daha katlanarak geleceğine inanıyorum. Teşekkür ederim başkanım. Arkadaşlar, konuşmak isteyen başka yoksa ben hemen birkaç şey söylemek istiyorum, bilgi vermek istiyorum. Öncelikle aynen ben tekrardan o komisyonda bu festival hazırlanması için emek sarf eden tüm arkadaşlar, başta Ekrem Başkan, Kültür Komisyonumuz, çeşitli oda başkanlarımız, hepsine teşekkür ederiz. Gerçekten şöyle bir festival programına baktığımız zaman dolu dolu bir festival var. Vatandaşlarımız da bunu sosyal medyadan, haber sitelerinden takip edebilir. Zaten bu kitapçıklar da dağıtılacak. Bu kitapçıklar da hem o döneminde tatil olması sebebiyle yapılacak indirimlerin yanı sıra çocuklar için yapılacak aktiviteler de içinde yer alıyor. Festival gelecek hafta Perşembe günü saat 14'te yapacağımız kortejimizle başlayacak. Aynen diğer katılımcılarımız tabii o zaman da işin içindeydi. Ben o zaman sadece bir eczacı olarak dışarıdan izliyordum. Ve çok da memnunduk biz o zaman. Biz de festivalden memnunduk. Hani biz maddi olarak değil de biz katılımcı olarak memnunduk. Biz çünkü şehir dışındaydık. Esnafımızın bu geri dönüşünün güzel olması yüzünden biz bu olaya tekrar başlama kararı aldık. Umuyorum bu sene de memnun olurlar. Ayrıca şunu da söyleyeyim. O festivalden farklı olarak biz bunu biraz daha yaymak istedik. Hani gerek 167 sokak olsun, gerek nakliye caddeleri olsun, gerek merkez çarşı olsun. Biraz daha arkadaşlar da inceleyen arkadaşlar da görecek. Aktiviteler daha geniş bir bölgede olacak. Mümkün olunca daha çok esnafımızı bu işin içine katmaya çalıştık. İnşallah hem Akhisarlılar hem esnafımız bu işten memnun olur. Ve güzel bir 4 gün olur Akhisar'da. En sonunda da finalde de Ece Seçkin konserimiz var. Pazar günü saat 18'de meydanda. O da geniş katılımlı bir konser olacağını düşünüyoruz. Sadece konuşmamda belirttiğim gibi sadece Akhisar'da değil, tüm çevre ilçelerden gelecek tüm misafirlerimizi bekliyoruz. Sorusu olan bir arkadaşımız varsa basın mensuplarından onlara da cevap verebiliriz. Yoksa sorusu olan, başka bir yorum yapmak isteyen? Tabii size de çok iş düşüyor. Aynen, sizden destek istiyoruz. Akhisar'ı iyi pazarlamamız lazım. Çünkü gerçekten yaptığınız haberler Türkiye'nin her yerinden okunuyor. Takipçileri yani, var. Evet, ciddi yani geçen gün güzel bir haber olmuş. O haberle ilgili yani Türkiye'nin her yerinden teşekkür telefonları aldık. Yani sizlerin sayesinde oluyor. Yaptığınız işler çok büyük. Hangi haber abi? Konuşuruz ondan sonra. Ama gerçekten de çok teşekkür ederiz. Yani size çok iş düşüyor. O yüzden aktivitelerin anlatılması bundan sonraki festivaller için bize çok büyük bir kazanç olacaktır. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ederim.